besleniyor. Şuna sokacağız bunu. İçmeye başladı yine mi? Şey fazla var, bırakabiliriz onlara yine. Sıcak mı? Sıcak mı? Buzdolabını mı çatmadı benim? Bu bomba mı? Bomba. Bomba geliyor. Geliyor, fena mı? Fena öldürüyor mu? Allah tarafından ha. Geliyor. Şeyi seviyor musun? Nasıl yattı bak sen de gel. Allah. Allah yardımcı olsun daha. 539-868-0422. Yaklaşık 2-3 aydır burada kalıyoruz. Daha önceden evimiz yoktu. Eşimin annesinde kalıyorduk. İşte... Evde olduğu için annem. Yani annesiyle anlaşamadık. O bizi dışarı attı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık işte. Daha önceden annemlerle beraber kalıyorduk. Annemlere iki tane bayan yardımcı olacağım diye çağırdılar. Biz de onlarla beraber gitmiştik. Yeni gelmiştik buraya. Annem ben ayrı oturmak istiyorum diye söyledi. Onlar orada kaldı. Biz bu tarafa geldik. İş istiyorum. Bir de kalacak yer. Küçük bir çocuğum var. Evet. 3 yaşında bir kızım var. İhtiyaçlarını karşılamıyorum. Zorlanıyorum. Psikolojim bozuldu. Zor oluyor, evet. İşte alçak tavan. Bazen kafamızı vuruyoruz. Bazen de sürekli vuruyoruz yani. Her sabah kalktığımızda kafamızı vuruyoruz. Bir de tekinsiz bir yer burası. Evet. Hep sürekli uyuşturucu içenlerin gezindiği yer buralar. İşte paricilerin, trencilerin olduğu yer. İnsan tedirgin oluyor tabii. Sonuçta hani evliyim, çocuğum var. 2 metrelik mağarada kalıyoruz. Çok yani ufak bir yer. Çok zor yani, rahat değiliz. Ama mecburuz işte. Ya, ama şey. Mecburuz. Böcek var. Bazen yara oluyor. Ellerimiz, yara bereşinde oldu. Ayaklarımız yara oluyor. Kızımın mesela burası yara oldu. Fareden korkuyoruz. Mesela altını açarken çok soğuk olduğu için açamıyorum altını. Ellerim benim buz gibi oluyor. Hani korkuyorum kızım hasta olacak diye. Sabaha kalktığımız gibi yorganın içinde üşümüyorum da hani sabah kalktığımızda çok üşüyoruz. Hani eşim hemen kalkıyor ateşi yakmaya. Zor kalkıyor yani. O ateşi yaktığı zaman biz de çıkıyoruz, ısınıyoruz. 2-3 kere hastalandı, öksürmeye başladı, burnu akmaya başladı. Öyle yani. Bir evim olsun, kalacak yerim olsun, bir de eşimin işi olsun, kızım rahat olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Huzurumuz olsun yani. İşten eve geçerken buradaki bu vatandaşları gördüm. Yani vatandaş olarak, halk olarak çok içim cızladı. Gelip bakmak istedim. Gerçekten işler acısı, kendi çocukları var. Çok zor durumda, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Zaten fareler de geçiyordu biz buraya geldiğimizde. Yani yiyecek ekmekleri bile yok. Çünkü dünden beri biz buraya sürekli geliyoruz yanlarına. Yani bizim bir ricamız var. Yani devlet olsun, iş adamlarımızdan olsun. Yani çocuk çalışmak istiyor. Biz konuştuk. İçeride zaten şu anda. Çalışmak istiyor. İş istiyor ve yani bununla alakalı bir ev istiyor. Çünkü kendi çocuğu var. Ailesinden de ayrılmak istemiyor. Yani inşallah bir yardım eden olur. Ya biz de elimizden geldiğince yapıyoruz ama hani herkesin yapabileceği kendi kısıtlıdır. Ama inşallah bir hayırsever bir iş adamı
destek olursa çok mutlu oluruz. Şu anda burası Irganda Köprüsü diye geçiyor. Set başına çıkan köprü burası. Bu derenin dibi zaten normalde hava çok soğuk. Bir de dere akan suyun soğukluğuyla birlikte çok daha soğuk oluyor. Dondurucu soğuk. Yani şu anda bir oyuk kaya gibi bir şey. Yani burada yaşıyorlar. Yani kayanın içinde resmen altında halı bile yok. Sadece böyle bir kirden böyle muşamba gibi bir şey çekmişler. Yani biz kendi damadımızla birlikte bir apart ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bu gece en azından geçirmeleri için inşallah dediğimiz gibi hayırseverden bir yardım bekliyoruz. Çünkü bizim de yapabileceklerimiz şeyler kısıtlı.